size açıldım sevmeye, sevilmeye. Anladım sevme gibisi yok. Yağmura soyundum yavaş yavaş yağar diye. Damlalarda yüzme gibisi yok. Yokluğun varlığın bir. Dünüm yok yarınımsın. Nasıl inanırım sana? Bu yürek ağır bana. Sevgin öyle uzaklarda, nefes alsam da yanımda. Nasıl inanırım sana? Bu yürek ağır bana. Sevgin öyle uzaklarda, nefes alsam da yanımda. Bu aşk fazla sana. Bu aşk fazla sana. Evet efendim, haber sonrası yine Cem'in çok güzel bir şarkısıyla güzel seslendirdi. Ağzına sağlık diyelim. Çok teşekkür Her ediyoruz. Her zamanki gibi çok güzel yorumladın Cem. Kesinlikle çok güzeldi, sağ ol. Evet efendim, şimdi haber sonrası Cem'in o güzel şarkısıyla döndük. Şimdi diyoruz ki Hüseyin Bilekli, öncelikle hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? İzmir Kordelya Dağcılık kurucu üyesi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Görüşmeyelim. İyi, sizi bekliyoruz yürüyüşlere. Neden gitmiyorsun Yeşim? Yürüyüş olmazsa olmaz da biz evden işe bile, hani çok kolay mesafelere bile yürümeden geliyoruz. Aslında doğru. Üşeniyoruz biraz da. Evet. Herhalde şehirleşmenin handikaplarından biri de bu. Evet. Ama çok güzel aktiviteleriniz var. Her şeyden önce geçen sene sezonun sonunda yakalamıştık. Bu sene sezonun başında yakaladık. Evet. O yüzden... Şimdi mesela birbirinden güzel yerler var ve özellikle seçilmiş çok güzel de bir program var. Geçen sene bazı eksikliklerimiz vardı biliyorsunuz o gün evet. Konuştuğumuzda 2009 yılında kurulduğumuz için bazı eksikliklerimiz yavaş yavaş tamamlıyoruz. Yaşaya görerek yapıyoruz. Tecrübedir her şey. Tecrübe evet. Dinliyoruz. Bu sene gerçekten yürüyüşlerde... aldığımız tecrübelere birkaç arkadaşımızın katkılarıyla diğer derneklerle görüşerek bilinmeyenlere keşif ekibimiz var. Başkanımız geçen sefer de tanışmış. Veli Bey'in katkılarıyla çarşamba günleri keşife gidiyoruz. Yazın onlar çalıştılar biraz. Bu programı çıkardılar. Tabii ki hatalarımız oluyor ama sonuçta yaşayarak her zaman öğreniyoruz. Peki kimler katılabilir? Yaş sınırınız var mı? Ya da hani fiziksel olarak zayıf insanlar, şişman insanlar, bunlar önemli mi üye seçiminde size katılmaları açısından? Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki sağlıklı yürümek için önce yine sağlıklı olmak gerekiyor. Bazı riskleri almamak gerekiyor. Üye şartlarımız arasında her kulüpte olduğu gibi bizim de doktordan alınmış bir sağlık raporu gerekiyor en başta. Fakat biz önce birkaç yürüyüşe misafirlerimiz katılıyor. Ön bilgi olarak kendilerinin verdiği bilgiyle yürütüyoruz. Ama ilk gelen misafirlerimizi yavaş yürüyecek bir grubumuza alıyoruz. Alternatif gruplarımız var. İşte çok hızlı grubumuz var. C demiştik geçen sefer sizde. Orta yürüyüş yapabilecek grupta olan arkadaşlarımız B grubunda yürüyor. Hem yeni hem bizim tanımadığımız arkadaşlar yürüdüğünde, misafirlerimiz geldiğinde de A grubu yavaş ve kısa parkurları yürütüyoruz. Sonuçta herkes aynı yoldan gidiyor. Mola yerine herkes ulaşıyor fakat hızlı gruplar biraz daha ileri gidip geri geliyorlar. Sonuçta dönüşü beraber yapabiliyoruz. Yani anladığım kadarıyla yaş sınırı yok. Sadece sağlık raporunun düzgün olması. Şu anda 7'den 80'e diyeyim. Ben 80 yaşında üyemiz de var çünkü. Yürüyebiliyoruz. Düzenli olarak yapıldığını biliyorum aslında. Hani bu programa baktığımız zaman da görüyoruz ama artık profesyonel bir grubunuz da var aslında. Yürüyüşe katılan profesyonel grup. Şimdi çevremizden de aslında bu tarz gruplarda olan, bu profesyonel grupta olanlar var. Onlarla birlikte yürümeyi göze alamadığımız için katılamıyoruz. Dolayısıyla hiç böyle bir yürüyüşe katılmamış, böyle bir dağ yolculuğu yapmamış olan kişiler için, onlar için nasıl bir program izliyorsunuz? Kısa yolculuklar dediniz. Tabii onun dışında neler var? Şöyle ilk başta kimsenin gözü korkmasın yani, katılabilsinler. Tabii ki korkmasın. Sonuçta herkesin yürüyebileceği parkuru önceden biz
yürüdüğümüz için bir hafta öncesinden. Evet. Kimler yürüyebilir? İşte en az yavaş yürüyecekler, yaşlılar nereye kadar yürüyebilir? Tabii. Örnek vermek gerekirse bu hafta Turgutlu Çaldağ'ına yürüdük. Evet. Önceden bizim de ilk defa gittiğimiz bir park oldu. Hı hı. Fakat yaklaşık 48 kişilik 56 kişi yürüdük. 40-48 kişilik A ve B grupları çok rahat bir şekilde çıkabildiler. Hı hı. Yaklaşık 8-10 kilometre yol yürüdük. Evet. Herkes yürüyebildi. Geçen seneden performansı çok iyi olan bir arkadaşımız var. Mesela o çok zorlandı. 3-4 yürüyüşe gelmediği için yeni yürüyormuş gibi onunla da ilgilendik. Ara verince zorlanıyorlar mı? Zorlanıyorsunuz. Evet. Yani o yüzden ara vermemek gerekiyor. Fakat dediğim gibi profesyonel rehberlerimiz zaten aramızda. En ufak bir sorunda herkes birbiriyle iletişim sağlıyor. Ve yardımlaşmayı öğreniyoruz açıkçası dağlarda. Biraz önce bir arkadaşla konuşmuştum. Bir bardak suyu bile, bir şişe suyu bile paylaşmak zorunda kalıyorsunuz. Muhtaçsınız çünkü o sırada. Peki evet. Hüseyin Bey, Kordak'ın sosyal sorumluluk projeleri de oluyor mu? İşte dediğim gibi biz daha yeni kurulduk. Yavaş yavaş profesyonelleşiyoruz. Ya da olacak. Aynı zamanda şu anda onun üstünde çalışıyoruz. Ve aslında var. Tabii daha açıklama için iznim yok ama yine de ben bir evet. vereyim. Karşıyaka Belediyesi biliyorsunuz yeni bir Yamanlar Dağı'nda gençlik kampı yaptı. Evet. Biz daha bunun kurulmadan önce biz dikkat edersiniz programımızı almışız onu. Daha evet. 4 ay önce yapıldı program. Evet. Burada belediyenin işte öğrencileri katkısıyla biz 10-15 kişilik öğrencileri alıp kendi grubumuza yürüdük. Orada onlara etkinlikler yapacağız. Yılbaşı kutlaması mı düşünüyorsunuz? Yılbaşı kutlamasını da biz çok orada güzel. Düşünüyoruz. Ne eğer güzel. Yürümek isteyen diğer gruplardan da olursa tabii ki hep açılışı cuma günü oldu. Daha evet. biz de sizi göremedik. Ben gittim. Oradaydım. Begüm'cüm anlatır mısın? Sevgili izleyicilerimiz, mutlaka Yamanlar Gençlik Kampı'nı görmelisiniz. Karşıyaka Belediyesi'nin yapmış olduğu. Çünkü cuma günü açılışı vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı geldi. İnanılmaz güzel yapmış Sayın Cevat Durak. Bir kez daha bir Karşıyakalı olarak Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Çok nezih, çok kaliteli bir yer. Tam Karşıyaka'ya yakışır. Anlatmam ifade etmez size o sözcükleri. Mutlaka gidip bir görün. Ondan sonra anlayacaksınız ne demek görüp istediğimi. Görüp de yaşamak gerekiyor. Kesinlikle. Devinmek gerekiyor kesinlikle. Ki müthiş bir manzarası olduğunu duydum çok. Ben. Bir yerde anlamlı bir heykeli var. Cumhuriyet Anıtı. Evet. Devasa bir heykel. O kadar da anlamlı işlenmiş ki üzerine. Evet. Zaten bütün İzmir olduğu gibi ayaklarınızın altında. Gündüzü ayrı bir güzel, gecesi ayrı bir güzel. Orada yemeğinizi yiyip keyif yapmak ayrı bir zevk. Zaten bungalı evleri var. Orada evet. bir geceyi bile geçirmek ayrı bir haz verir insana. Bir gidip görün. En yakın zamanda da aslında heykel tıraşını da programımıza evet, alabiliriz. Evet, anlatsın bize. Biliriz. Lafın yeri gelmişken biz bu arada da programımıza konuklarımızı alabiliriz. Tabii hazır. Vakit nakittir. Ama bizim yürüyüş grubumuzda her meslek dalından olduğu için bizim aramıza katılıp seçebilirsiniz de. Arkadaşlarımız her ah, türlü. Vakit var mı acaba peki. Hüseyin Bey? Daha çok. Peki 11 Kasım'da çok özel bir programınız var aslında. Ondan evet. ona da değinelim. Evet. Bundan önceki 3-4 tane yürüyüş vardı. Onları kaçırmış olanlar evet. en azından Atatürk'ü anma programına bu geziye katılabilirler. Evet. Bu yürüyüşe katılabilirler. Evet. En azından onu kaçırmasınlar diyelim. Araştırma yapan, zaten bir şekilde yürüyen çoğu arkadaşımız zaten biliyorlar. Kemalpaşa'da Yukarı Kızılca her 10 Kasım'da çok yani, güzeldir orası. Denk gelirse pazar günü 10 Kasım olursa pazar günü muhakkak evet. Bütün dağcılık kulüplerinin çoğu katılıyor. Evet. Etkinlikler yapıldıktan sonra Mahmut Dağı'na değişik parkurlarda yürünebiliyor. Şanslı bir şehirdeyiz. Çok kulübümüz var. Ama evet. gezecek yerimiz de çok. Evet. Fakat 10 Kasım'da bütün kulüplerin buluştuğu ender günlerden bir tanesi. Evet. Hem anma törenimizi yapıp hem de dağcılığın şu anda Mahmut Dağı herkesin bildiği evet. aslında zorlu sayılabilecek bir parkur. Ama değişik yollardan çıkabilir. Anlamlı günde, Mustafa Kemal Atatürk için yürüyeceksiniz. Evet. Evet. evet, öyle. Peki gün içindeki program nasıl oluyor? Şimdi bu geziye katılmak isteyen izleyicilerimiz ilk kez katılacaklarını düşünürsek. Sabah kaçta alınıyor, nasıl yapılıyor, nereden nereye kadar yürünüyor, parkurlardan ve programdan bahsedebilir miyiz? Tabii ki bahsedebiliriz. Genel anlamda zaten artık kordak.org diye bir web sitemiz var. Oradan yayınlıyoruz etkinliklerimizin hepsini evet. adım adım.
Facebook sayfamız var. Oradan da yayınlıyoruz olduğu zamanlar. Biz Karşıyaka merkezi bir dernek ve yürüyüş kulübü olduğumuz için Karşıyaka'dan başlayarak arkadaşlarımızı belirli duraklarda alıp saat 8'de Konak'ta toplanıyoruz. Konak'tan da diğer ilçelerden gelen arkadaşlarımız, Şirinyer'den, Buca'dan, Balçova'dan gelen arkadaşlarımızla buluşup 8'de, maksimum 8'i 5 gece, 10 gece büyük ihtimalle Konak yönünden olan parkları oradan yapıyoruz. Ama Foça tarafında, işte Yamanlar tarafında olan bazı parklarda bu saat yarım saat öne alınıyor. Konaktan başlayıp Karşıyaka'yı toplayıp hemen parkurumuza gidiyoruz. Hüseyin Bey, peki dağcılık sporu kişiye neler kazandırır? Vallahi en başta kendine özgüven kazandırıyor. Öyle mi? Kendinizi dinliyorsunuz, yukarıda sessiz kalıyorsunuz. Hayatın bir sürü şeyinden geçmiş insanlar orada herkes aynı eşit şartlarda yürüyorlar. Evet. İnsanlar kendilerini de unutuyorlar değil mi? Yaşamdaki o sıkıntılar, aynen, stresler, üzüntüler hepimizin kesinlikle hayatında var. Evet. En azından o doğayla baş başa ya da işte o manzaranın karşısında herhalde çok da takılı kalmıyorlar yaşama değil mi? Şöyle söyleyeyim, ben ilk yürüyüşlere başladığımda yani kilo dan tutun, işte bir sürü problemlerden tutun, her şeyi vardı. Ama dağcılık başladıktan, hayatıma girdikten sonra yolda insanlara selam vermeye başladım. Yani dağda çünkü karşılaştığınız insanlara selam veriyorsunuz. Her gün bir şeyler konuşuyorsunuz, kimseyle konuşamıyorsunuz ama dağda bir sürü şey paylaşıyorsunuz. Sosyal yaşantınız daha gelişiyor. Değil mi? Gelişiyor. Sırt çantasında indiğiniz zaman işte her şey bitmiş yürüyüş. Yolda yürüyorsunuz, çarşıdan, Karşıyaka çarşıdan yürüyorsunuz. İnsanlara selam verme ihtiyacı duyuyorsunuz. O kadar yakınlaştırıyor insanları sizi. Ben böyle hissediyorum. En azından ben böyle hissediyorum ama çoğu arkadaşımın da böyle hissettiğine eminim. Peki toplanma alanlarında toplandıktan sonra parkur başlangıcı neresi oluyor? Parkur başlamadan hemen önce kahvaltımızı aslında yapıyoruz. Çünkü iyi bir kahvaltı. İyi bir kahvaltı öğlen, şart. Tabii şart. Çok ağır kıyafetler giymiyoruz. Kıyafetlerimizi düzenliyoruz. Çünkü hava soğuk bile olsa vereceğiniz enerjiyle çok ısınabiliyorsunuz, çok çabuk ısınıyorsunuz. Sabah sporumuzu yapıyoruz zaten ayrıca belli bir yürüyüşe başladık. Isınmak için mi? Tabii tabii, ısınmak için. Yine sporumuzu yapıyoruz. Eğitimi almış arkadaşlarımız genelde ısınma hareketlerini yaptırıyor. Profesyonelce olmaya çalışıyoruz. Yürüyüşümüzü işte belli bir miktar aynı gruplar, aynı anda yürüyoruz. Sonra gruplar dağılmaya başlıyor. İşte C grubu kendi yürüyeceği rotaya daha hızlı bir şekilde gidiyor. B grubu biraz daha onları bekleyip daha sonra yola çıkıyorlar, toparlanıyor ve sayı alıyoruz. Yolda problem yaşamayalım diye. Kayıp olmasın, kayıp olmasın diye. Çıkanlar, kaybolanlar olmadı. En azından olmadı. Bundan sonra da olmasın diye. A grubu da işte yeni misafirlerimiz oluyor. Önce kısa bir teorik bilgiler otobüste gelirken de veriyoruz. Ondan sonra nereye kadar yürüyeceğimizi, sorun olduğu zaman kimlerle muhatap olacaklarını, işte öncüyü geçmemeleri gerektiğini, artçının arkasında kalmamaları gerektiğini, grup disiplinine uymaları gerektiğini anlatıyoruz ve yürüyüşümüz başlıyor. Bunun yanında mutlaka, şimdi her şey çok güzel, doğa çok güzel, spor yapıyorsunuz, sağlık ve zinde kalmak. Bunun yanında tabii ki dağ kazaları da oluyordur, bunlarla da karşılaşıyorsunuzdur. Kimler o sırada, eğer üyelerinizin arasında herhangi bir kaza geçiren olduğu takdirde kimler müdahale eder? Bu konuda bilinçli midir? Bunu da açıklamak istersiniz. Aslında çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Biz şimdi hafta sonları cumartesimizde değerlendiriyoruz. Kulübümüzde teorik dağ eğitimleri vermeye başladık. Tabii ki başkanımız ve gerekli arkadaşlarımız bu eğitimleri aldıktan sonra bize veriyorlar bu eğitimleri. Daha sonra da önümüzdeki günlerde sanırım 22, bu ayın 22'sinde de bir sağlıkçı arkadaşımız ilk yardım eğitimini verecek. Her üyemizin almasını istediğimiz bir şey. Ayrıca aramızda doktor arkadaşlarımız var, sürekli yürüyen her gruba denk geldi şansımıza, bizim belki de her grupta yürüyen arkadaşlarımız, doktor arkadaşlarımız var. İlk yardımda en ufak şeyde kendileri bugüne kadar yaşamadık ama her türlü şeyi yapabilirler. Büyük ihtimalle diğer arkadaşlarımız, diğer kulüplerde de böyle arkadaşlarımız var. En azından hem dağcılık konusunda hem sağlık konusunda bilgileri var. Ayrıca biz bütün rehberlerimizle bir de sürekli gelen, yani demirbaş yürüyüşlerimizi küçük sağlık çantaları yaptık. Acil durumlarda kullanmak üzere onlar herkesin yanında taşıyoruz. Sonuçta yürüyüşe giderken kendinizle ilgili sağlık
problemleri olanlar ilaçlarını zaten tabii alıyorlar. Böyle bir şeyimiz var. Zaten yürüyüşe başladıktan sonra, o virüsü kaptıktan sonra siz yavaş yavaş, işte ben artık bu yürüyüşler kesmiyor, beni yüksek dağa gideyim diyorsunuz. Mecburen Dağcılık Federasyonu'nun kurslarına katılmak zorundasınız. Gözünüz daha yükseklerde mi oluyor? Tabii oluyor. Tabii. Zirvede. Resort görüntüleri şimdi izlediğimiz zaman bakıyoruz kenardan kenardan, Allah'ım ne kadar güzel manzaralar, ne güzel topluluklar, bir aradalar. Çok da güzel yerler yani, hani anca böyle bir yürüyüşe katılarak görebileceğimiz yerler değil mi? Doğru söylüyorsunuz. Yani belki de hayatınızda bir defa gideceğiniz bir yer. Bir gerçekten defa göreceğiniz öyle bir yer. Ama genelde kimse bir defa, aynı yere bir defa gitmiyorsa kesinlikle yılda bir defa, iki defa derken bakmışız, ben aynı parkurları belki de beş defa gitmişiz. Çünkü içinizde var. Artık kafanıza yerleşiyor. Burası güzel diyorsunuz. Hmm. Ben kesin burayı bir daha görmeliyim. Çünkü unutamıyorsunuz bazı parkurları. Ya da tek başınıza gideceğiniz yerler değil buraları. Kesinlikle. Tenha ve sessiz, kesinlikle, topluluk içinde gittiniz. Hem kendinizi daha çok güvende hissedersiniz. Gerçekten çok güzel yerler. Peki buraya katılmak için ne kadar ücret ödeniyor? Ben onu da çok merak ederim izleyicilerimiz adına. Çok güzel, gerçekten ikinci defa güzel bir noktaya temas ettiniz. Dernekler kendi gelirleriyle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Evet. Fakat biz de insanlara fazla yük vermemek adına otobüsün bulunduğu kaç kişi varsa, hı hı, biz o kendi aramızda paylaşıyoruz. Kulübe çok fazla orada zaten herkes gönül işi, herkes artık gönül işi hepsi birden toplanıyor. Fazla bir şey istemiyoruz. Yani 10-12 lirayla başlıyor. Mesafeye göre masrafımız ne kadar artıyorsa onu paylaşıyor. Atıyorum 20 liraya kadar çıkabilir. Hayır, neredeyse otobüsün masrafı, benzin parası bu kadar, gibi. Sadece bu kadar. Evet. Peki bundan sonraki gezilerde, yürüyüşlerde, parkurlarda nereler var? Şimdi benim elimde program var ama hepsi birbirinden güzel. Özellikle nereyi tavsiye edersiniz? Görülmeli diyebileceğiniz bu programda neresi var? Şimdi bu parkı... Hepsi birbirinden güzel hepsi diyeceksiniz. Hepsi birbirinden güzel ama en azından biz 10-15 tanesini biz de daha görmedik. Sadece evet, keşif ekibimiz. Yeni eklenen parkurlar da var. Tabii tabii var. Hı-hı. Yani aynı gözükse de geçen seneden biz, evet, başka rotalar bulup oralardan gidiyoruz. Sonuçta dağlarımız sayılı oldu, evet, sayılı ama rotalar çok farklı olabiliyor. Fakat ben size özellikle bir yer derseniz, hı-hı, ben sezon sonuna kadar hemen hemen hepsini tavsiye ederim. Ama sezon sonunda kapanışımız var. Mesela Milas Uyku Vadisi, Malta Köyü Özdere. Evet. Sizin görebileceğiniz, hı-hı, hem de yürüyüş sonrası denize girebileceğiniz aktiviteleri yapabileceğiz yerler. Şirince herkesin bildiği ama, hı-hı, gerçekten yürünmesi gereken. Milas Uyku Vadisi dediğinizde 3 günlük bir. Tabii kampta. Dolayısıyla kamp olarak. Tabii Begüm Hanım'ı kampta olarak bekliyoruz oraya. Beni mi? Tabii. Neden özellikle? Ben de geliyorum, sen merak etme. Şu Ayşe, Yeşim Hanım'a, evet, zaten teklifimi zaten. Ama geçerli. Bu sefer hani belki. Teklif hala geçerli. Belki Begüm olunca gelirim belki. Birlikte olur. Evet, birlikte olur Yeşim'cim, çok iyi olur. Kapı Dağı, Yarımadası. Bu Erdek tarafında. Keşif ekibimiz gitti. Çok ümit ettim. Geçen seneki programımızda yoktu çünkü. Yoktu. Şimdi dikkatimi çekti. Ondan sonra... Peki ben şeyi soracağım. Bu Hamalın Kırı, Sülüklü Göl ve Nurkadın Mağarası nerede? Burası da Manisa'da. Manisa. Manisa'da yine keşif ekibimizin yeni bulduğu, evet, şey. Açıkçası ben de bilmiyordum. Özellikle Manisa'da olduğunu ben de unutmuştum. Size yayına çıkmadan önce özellikle ben de telefon açtım. İyi ki sormuş. Dedim, buradan soru gelecek. Soru gelecek. Size de olmuş. Ben kesinlikle sordum. Kesinlikle. Hiç tahmin etmediğiniz yerden sonra iyi çalışmış. Çalışmışsınız. Peki spor malzemeleri, özellikle hafif dediniz ama hafif ama amaca uygun şeyler olması adına, çok fazla yük almamak adına neler tavsiye ediyorsunuz? Şöyle, yürüyüşe ilk defa başlayacaklar için çok masrafa girmeden ben tabii yine, biz tam tekniği hazırlanırız. Evet, tabii bu bir, benim görüşüm, ayrıca evet, daha farklı görüşler de olabilir. Önce sağlam bir ayakkabı, sıradan, tabanı sıradan değil tabii ki, bileklikli, bot şeklinde, bileklikli olacak, sağlam bir yok ayakkabı, bulmalara karşı herhalde değil mi? Karşı. Bir de 30-35 litrelik küçük sırt çantaları var, hı-hı, taşıyabileceğiniz, hı-hı, kadar, çok büyük ilk başta gerekmiyor ve dediğim gibi taşıyabileceğiniz kadar su, taşıyabileceğiniz kadar yiyeceğiniz, molada yiyeceğiniz, bir de atıştırmalık, enerji verici, çerez tarzı, kuruzun tarzı şeyler. İlk başta bu yeterli oluyor. Evet. Çünkü sizin gibi ilk defa gelecek misafirlerimiz genelde işte sarmaları, dolmaları hazırlıyorlar.
ağır ağır gidecekler. Onlar makineye gider gibi. Son şey bizim için sorun değil. Ben taşıyorum onları. Yani hiç problem olmuyor. Siz ama. Siz taşıyorsunuz. Yani ben derken biz ve arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar. En azından o tecrübesizliği engellemek adına. O ikinci hafta taşımıyoruz. Şimdi tencereler elinizde dağa çıkıyor. Saklama yani, kaplarında dolu dolu. Saklama kapları özellikle. Komik geldi bana. Sigara börekleri falan değil tabii mi? Oluyor. Ama işte ön eğitim verdiğimiz zaman bu sorunları altına ama kalkıyoruz. Yani mantıken düşündüğünüzde onları yiyip de zaten hazmedemeyeceksiniz. Karnınız şişecek ve dağa çıkıyorsunuz. Yürüyemeyeceksiniz zaten. Ama ilk başta bende de vardı o. Yani kimseyi suçlamak istemiyorum. Aşk alacağım dağda diye herhalde dolduruyorum. Bizde en azından ilk bu bilinç var. Biz götürmeyi siz kesinlikle götürmeyin. Ne yapacağız? Soğuk sandviç mi? Soğuk sandviç yapabilirsiniz. Şu anda ateş yakmak yasak ormanlarda. Tabii ki. Belli bir tarihten sonra. Ama belli bir tarihten sonra yanımıza işte orada küçük ateşlerimiz. Ondan sarmalar düşünülüyor işte. Şeyler getirip ateşte yapabilirsiniz ama. Akşamdan börekleri açarız yeşim. Börekleri hazırlayalım. Tamamdır. Aslında reklama gideceğiz ama onun öncesinde şunu sormak istiyorum. Şimdi bu özel bir program. Pazar günkü olacak olan program değil evet, mi? Evet. Atatürk'ü anma, Yukarı Kızılca ve Mahmut Dağı. Dağ yürüyüşü, evet. Ne kadar sürer bu yürüyüş? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında zorlu bir parkurlar da var. Fakat evet. Biz kendi kulübüm adına söylüyorum, misafirlerimizi A grubunu ve B grubunu için bu çarşamba günü keşif ekibimiz çok rahat yürüyebilecek bir rota tespit edecekler. Biz oradan yürüyeceğiz. Ama evet. Zirveye kadar gitmek isteyenler için yürüyüş öncesi olmayan, ilk defa yürüyecekler evet. için zorlu sayılabilecek yerler var. Evet. Bizim kulübümüz adına söylüyorum. A ve B grubu çok rahatlıkla yürüyebilir. C grubu zaten zirveyi bulacak. Fotoğraflarımızdan da görecek. Zirveyi bulacak. Tabii ki. Zirveyi bulma heyecanı o an herhalde müthiş bir anda değil mi? Tabii onu ben yaşayamıyorum maalesef A grubunda yürüdüğüm peki için. Peki bunun inişi nasıl oluyor zirveye kadar çıktıktan sonra? İnsan yorulur. Yani ilk haftadan sonra yorulmuyorsunuz. Gerçekten o performans dediğim gibi eğer sürekli yürüyorsanız o enerjiyi siz içinize görüyorsunuz, alıyorsunuz. Bak Begüm daha iyi düşünüyor. Ben çıkışı düşünüyorum, Begüm inişi düşünüyor. İniş daha kolay olur gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Parkurlara göre değişiyor ama sonuçta o virüsü kattığınızda hiçbiri zor gelmeyecek. Yine çıkarken büyük bir heyecanla zirveye çıkacağım diye merakla çıkıyorsunuz ama inerken hani gezmekten geliyorum der ama gibi. Ama dönüş yolu her zaman daha kısadır. Yani değil mi? Kısa gelir. Kesinlikle kısa gelir. Öyle mi? Evet, Hüseyin Bilekli ile birlikteyiz. Sohbete devam edeceğiz ama kısa bir reklam arasından sonra. Thank you.